Başkanının ölene kadar yani sonuna kadar, e, sonuna kadar e, sürekli olarak başkan ve cumhurbaşkanının seçilmesi sistemini onaylar mı? Dünyada var böyle sistemler ama adı başka. E, adı başka. Bugün Tuncer Bakırhan bir açıklama yapmış demiş ki biz demiş dem parti olarak İmralı ile Kandil arasında postacılık oynayacak bir durumumuz yok bizim demiş. Hani böyle bir niyetimiz de yok böyle bir e, amacımız da yok demiş. Tuncay Bakırhan. Peki yani e, ne istiyorsunuz? Bugün Fatih Erbakan Dem Parti yani Yeniden Refah Partisi ile Dem Parti bir görüşme yapmışlardı. Fatih Erbakan Ankara'da gazetecinin sorularını yanıtladı ve orada e, üç talepleri var diyor. Birisi ana dilde eğitim. O çok net zaten. Onu istiyorlar. E, i̇kincisi anayasa içerisindeki vatandaşlık tanımının revize edilmesi üçüncüsü ise işte sosyal haklarla ilgili kısıtlar vesaire falan gibi. Bu ikisi diyor münazara edilebilir diyor. Ama diyor ana dilde eğitim konusu bizim açımızdan sıkıntı diyor yeniden refah partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. Tuncay Bakırhan da Kandil'le İmralı arasında postacılık yapmayacağız. Ben şuna inanıyorum. Şu anda Öcalan'ın sözü üzerine başka bir söz söyleyecek Kürt aktör yok. Meali Demirtaş bu denklemin içerisinde değil demek. Sonuçta örgütü kuran kendisi. Vallahi doğru. Yani böylece aslında PKK'nın kurucusunun da Abdullah Öcalan olduğu bütün e, taraflar açısından kayda geçirilmiş oldu. Çünkü Bahçeli de aynı şeyi söylüyor, kurduğu örgütü lağvetsin diyor. O öyle oluyor mu? Dünyada bunun olmuşu var mı? E, i̇nanın bilmiyorum. Peki Ankara bir açılımlarca süreç içerisinde eğer Öcalana e, bir e, umut hakkı işte efendim ev hapsi planı içerisinde ise bir genel af tartışması da var mı? Var var ve bu genel af tartışması aslında enteresan da bir noktaya gitti. Şöyle ki enteresan bir noktaya gitti. birçok mahkum işte kendilerinin kader mahkum olduğunu söyleyen ve düşünen birçok mahkum aslında bir genel af veya kısmi af bekliyor. Şimdi ise Ankara'daki son iddia, örtülü bir afla binlerce mahkumun serbest kalacağı yönünde. Müslüm Doğan kendisi bir eski CHP'lidir ve daha önce bu af konusunu ilk gündeme getiren ismi olmuştu. Genel Af'a çok daha yakınız, konu çok yakında kanun teklifi olarak da meclise gelecek diye yazmış. Ben de inanıyorum buna. Yani benim de hissim gerçekten aldığım bilgiler bir af tartışmasının olduğu yönünde. Bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler KRT TV'de bu af konusuna bir açıklık getiriyor. Diyor ki bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Ne var peki? Şu var. <laughs> Adı af olmayan bir af. Anlatıyorum şimdi. Biz daha adil genel daha etkin caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumumuzun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Bravo. Onu biliyoruz geçmişten. Çünkü bakın polis kızlarımızı şehit eden, insanlarımızı katleden, kadınları döven, öldüren bütün herkes aslında bir ceza infaz uygulaması nedeniyle sokakta. Onu biliyoruz. AK Parti genel af ya da kısmi afı gündemine almasa da infaz yasasında bir değişiklik için hazırlık yapıyor. Ha, Aslında aynı şey yani şöyle gagası var kanatları var uçabiliyor cik cik diyor Aa, evet ama kuş değil ne peki yani kuş demiyoruz ona kuş ama ne diyoruz peki işte infaz yasasında değişiklik. Buna göre denetimli serbestlik kapsamında cezasının belli bir oranını tamamladıktan sonra tahliye olacak olan kişilerin zorunlu kamu hizmetinde çalışması yani bakacaklar işte bir profil verecekler, bir eşgal, adrese teslim bir eşgal yazacaklar herhalde. Bunlar diyecekler önemli bir bölümün tamamlamış cezasını. Bunları tahliye edelim peki. Tahliye edelim ama kamu hizmetinde çalışsınlar. Zorunlu kamu hizmeti. Suç tipine göre ayrı ayrı. Yani şu okul temizliği, çevre temizliği gibi seçeneklerde bu insanları bir de kamu görevine göndereceklermiş. Aha okul temizliği. Mesela hangi suç? hangi suçu işleyip de tahliyesine yaklaşmış olan yaklaşmış olan kişiler mesela okul temizleyecek. Okul temizliği için bir kamu istihdamı iyi bir fikir. Nitekim temizlenmiyordu uzun zamandır okullar. Allah'tan iktidarımız bunu düşünmüş. Bu vesileyle okullar temizlenmiş olur ama ama yani e, hani kim mesela? Mesela Olga'nın şöyle e, enteresan bir sorusu oldu yani örneğin bu bu değildir herhalde diye düşünüyorum ama yani bir ilginç e, ya mesela yani böyle bir şey mi olacak mesela? Ne, yani neye göre nasıl akullara kimler girecek mesela? Ya kamu görevi dediğin kamu görevi anladın mı? Yani devlet yani mesela mahkemeye mi girecek? Adliyede mi çalışacak? Nerede çalışacak? Ne, nerede yani kimleri yollayacaklar mesela? Böyle bir e, tasarı üzerine çalıştıklarını biliyoruz. E, bunları salacaklar. Sonra da dizileri yasaklayacaklar. Diyecekler ki aa kadına şiddeti. E, dizilerde konu etmişler. Oysa ki hiç yok. Aa, Türkiye'de nasıl? Hiç. Mesela yani Narin kızımız öldürüldü mü? Yok. Hakkın rahmetine kavuştu sadece. Ona öldürme demeyelim. Ne diyelim ona? Cinayet demeyelim. Ne diyelim? Katliam da demeyelim de ne diyelim peki? Ne diyelim? Allah'ın Allah'ıyla buluştu diyelim öyle diyelim bundan sonra böyle bir şey olabilir mi ya Ankara bunları konuşuyor şimdi ama anlıyoruz ki işin ucunda aslında sınırsız e, bir başkanlık dönemi tasarısı var bu artık anayasa tasarısıyla mı gelecek neyle gelecek bilmiyorum Narin dosyasında da acayip acayip işler oluyor sevgili dostum Ersin Eroğlu bizimle beraber araştırmacı gazeteci kendisini Tele 1'deki özel haberlerinden kayıt dışı programından ve bütün sosyal medya hesaplarından takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Hem e, Narin konusu hem Dilan Polat'la ilgili son masak raporu teğmenlerle ilgili bir gelişme var. Hepsini soracağım. Ersin'cim hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. Bu af meselesine ne diyorsun? Ya Türkiye'de e, ne yazık ki hem yargılama süreçleri hem ceza infaz sistemleri e, doğru düzgün çalışmadığı için doğru dürüst sorumluluğunu yerine getirenler cezalandırılmış oluyor örneğin. Yani siz suç işlememişseniz cezaevine giriyorsunuz ve bir afflı dışarıya çık çıkıyorsunuz. E, suç işlemeyen bir kişiyle eşitlenmiş oluyorsunuz. Bu affı sanırım sadece ceza açısından da değerlendirmemek lazım. Benzer ölçüde siz... E, taşıtınızın, arabanızın vergisini e, veriyorsunuz. Ben vermiyorum, örnek veriyorum. Bir süre sonra ben affediliyorum, sizinle eşitleniyorum. Aslında yapılması gerekenleri yapanlar, bir suç işlemeyenler ödüllendirilmiş oluyor günün sonunda. Fakat e, eğer şu şu da bir hakikat. Türkiye'de eğer Öcalan dışarıya çıkartılırsa, e, Öcalana bir ev hapsi verilirse, umut hakkı tanımlanmış olursa. Ee, seçimler öncesi bir genel af sürpriz olmaz. Yani, Bence de çünkü ne diyecekler yani terör örgütünü kuran, 40 bin kişinin katliamında imzası olan, tırnak içinde Kürt aktör deniyor. Bir Kürt aktör çıkartınca diğerleri demeyecek mi? Biz niye içerideyiz kardeşim diye. Yani şey çıkar, isyan çıkar yani cezaevlerinde gerçekten. Evet. evet hem meşruiyeti sağlamak için, Öcalan'ın çıkışına meşruiyeti sağlamak için hem de seçimlerden önce Türkiye'de e, Adı af olmasa da infaz düzenlemeleri çıkıyordu zaten. Büyük ihtimalle bu defa daha büyük ölçekli çıkacak. İşte e, cezaevindekilere de af çıkar Türkiye'de seçimlerden önce. Üniversiteden atılanlara da af çıkar. E, çeşitli cezalarını e, trafik cezasından tutun da herhangi bir e, vergi cezasını ödemeyenlere de af çıkar falan. Büyük ihtimalle seçimlerden önce, genel seçimlerden önce böyle bir e, büyük ölçekli hazırlık, ...olacaktır diye düşünüyorum ben de. Yani Öcalan'ı çıkartıp 300 binin üzerinde... ...350 bin kişi cezaevinde bıraktığınız takdirde... E, ...bunun hem meşruiyet açısından ciddi bir tepki oluşturacaktır... ...hem de sizin oy kaygılarınıza yönelik... ...tam e, karşılayıcı sonuçlar e, vermeyecektir. E, adım adım sanırım oraya doğru gidiliyor. Mesela burada şeyi söyledim... ...ben de sen söyleyince baktım seni izliyordum. E, dedin ki... E, ya, Mehmet Uçum'un iddiası şu anayasal olarak diyor ki e, meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı zaten mevcut anayasaya göre bir e, yeniden aday olabilir diyor. Peki meclisin erken seçim kararını alması için ne gerekiyor? 360 gerekiyor bugün e, AK Parti artı e, MHP'nin e, milletvekili sayısı buna yetmiyor e, fakat 57 dem milletvekilini de eklediğimiz zaman 374 oluyor yani 360'ı aşıyor e ee, belli ki buna yönelikte bir plan var. Yani o anayasal düzenlemelerin içerisinde sanırım Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yönelik ya da yeniden aday olabilmesine yönelik bir destek de beklenecektir herhalde. Kendileri söylüyorlar zaten. Dönelim Narin dosyasına. Narin dosyası tabii bu acayip gündem içerisinde neredeyse unutuldu diyebilirim. İnsanların bir şeyi de kalmadı deyim yerindeyse bir umudu da kalmadı yani hani bu dosyanın gerçekten aydınlatılıp hakikatin ortaya çıkması ile ilgili e, millet takip etmekten de vazgeçti yani öyle söyleyeyim kimse bakmıyor artık ama sen bugün hem sen hem de gazete pencereden diğer meslektaşımız Caner Taşpınar acayip bir bilgiyi ortaya çıkarttınız ve e, Narin dosyasında Narin dosyasında yeni görüntüler ve yeni bulgular ortaya çıktı. Önce videoyu izleteceğim. Arkasından da anlatmanı isteyeceğim. <laughs> video akmaya devam ediyor. Ersin biz ne izliyoruz? Biz ne izliyoruz? Nari'nin cansız bedeni bulunmadan önce yani 8 Eylül'den bir gün önce 7 Eylül'de aile meclisinin toplantı görüntüleri izliyoruz. Burada aile üyeleri var. Bir kişi sorguya çekiyorlar. Bu sorguladıkları kişi kim? Köyde çobanlık yapan Ahmet isminde birisi. Ona şunu soruyorlar. şu onu aslında sorguluyorlar doğrudan ve şöyle diyorlar. Enes'i mi gördün? söyleme en az 3-4 defa dikkat ederseniz videonun başında Enes Enes kelimeleri geçiyor. Şimdi bunun bir kısmı Kürtçe, bir kısmı Türkçe. Ben e, Kürtçe bilen e, kişilerle de konuştum. İşte Türkçesini duyabildiğim kadarıyla duydum. Bu görüntülerin bir tık daha netleştirilmiş hali de var ses olarak. E, ben bilmiyorum de. Enes'i mi gördün? Enes mi? Anlat. Sakın söyleme gibi ifadeler var. Bu Videoda. Bu kişi kim? Olay Kimler Güran. var orada? Kimler var? Babası Kimler filan var. da orada Baba mı? Aile meclisi ve... var. Baba Arif Güran var. Büyük amca Ali Rıza Güran var. Ee, Nari'nin abisi e, Baran Güran var. Ee, yine e, Nari'nin e, kuzenleri var. Zaten dar bir aile. E, bu dar aileden e, kuzenler, amcalar, onların olduğu bir masa bu. Bu masada dikkatinizi çek, çekecek mi bilmiyorum. Bakın sol arkada sol arkada krem tişörtlü birisi var. O krem tişörtlü kişinin videoyu yine izler e, izleyicilerimiz elinde bir sopa var. Bu aile üyeleri, bu aile üyeleri eee janda jandarmada verdikleri ifadeleri mahkemede değiştirdiler ve dediler ki bize dediler bu ifadeler işkence altında verdirildi. Biz bu ifadeleri işkence altında verdik dediler. Dolayısıyla değiştiriyoruz dediler. Ve sorulan bütün soruları bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde yanıtladılar. O işkence altında ifade verdiklerini iddia edenler bakın siyah tişörtlü geldi. Eline sopa aldı, arkaya gidiyor. Bu videoda sadece bu videoda elinde sopa olan iki kişi var. Bir tane çobanı sorguluyorlar ve o çobana Bilmiyorum de, söyleme, e, anlat, ENES'i mi gördün diye masanın, konunun, ana aksının ENES olduğu bir sorgulama gerçekleştiriyorlar. Fakat bize ne demişlerdi bunlar? E, bizim aile toplantısı yapıldı mı? Aile meclisi toplandı mı diye sorulduğunda, hayır toplanmadı, aile meclisiyle ilgili hiçbir şey olmadı denilmişti. Ne anlıyoruz buradan? Yalan olduğunu anlıyoruz çok net, somut bir şekilde yalan olduğunu anlıyoruz. Öte yandan bize işkence yapıldı. İşkence altında bütün ifadeleri verdik. O ifadelerin hepsini değiştiriyoruz demişlerdi ve ne tesadüf ki, ki bu değişen ifadelerin tümü Salim Güran aleyhine olan ifadeler Salim Güran lehine olarak değiştirilmişti ve Nevzat Bahtiyar işaret edilmişti. O işkence yapıldığını iddia eden kişiler görüntülerde yine görürsünüz sol arkada bir isim var, üzerinde beyaz krem var, elinde sopa var. Birazdan o siyah sağ tarafta yine e, ikinci isim elinde geliyor. Masanın altından sopayı alıyor. Birini sorguluyorlar. Nereye götürüyorlar bu çocuğu? Bu çocuğu darp ettiler mi? Bunu da bugün öğreniyoruz. Ahmet adında kişi söylüyor. Gömleğimi paramparça ettiler diyor beni dövdüler diyor beni dar. Katliamdan öğreniyoruz caner taşpınar e, gazete evet. pencereden meslektaşımız bu e, kişiye ulaştı ahmet isimli bu videoda gözüken kişiye ulaştı ona sordu e, dedi ki ne oldu ne yaşadın o da anlatıyor değil mi yani beni dövdüler işkence ettiler hepsini anlatıyor evet, peki bu görüntüler neden şimdi ortaya çıkıyor üzerinden aylar geçmiş katliamın cinayeti e, bu görüntüler yoktu bu görüntüler e, Oyna tahrip edilmişti kamera kayıtları silinmişti fakat Diyarbakır Diyarbakır barosu çok iyi bir baro yani bu konularda çok tecrübeli bir baro diyeyim daha doğrusu ee, mesela Tahir Elçi dosyasını hatırlarsanız gidip İngiltere'den bir silinen görüntüleri getirip yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıp e, sonrasında duruşmaların seyrini değiştirebilmişlerdi fakat günün sonunda yine e, Tahir Elçi'nin e, öldürenler ceza almasa da onlar elinden geleni yapmıştı. Burada çok iyi bir çalışma yapmışlar. Bu görüntüleri almışlar, geri getirtmişler, iyileştirmişler sesi. Sesi iyileştirmişler. Mahkemeye bir dilekçeyle dün sunmuşlar. Yani bu yeni bir dosyaya giren yeni bir görüntü mahkemeye sunmuşlar. Şimdi mahkeme bunu ne yapacak? Mahkeme bunu bilir kişiye gönderecek. Seslerin çok daha iyi dökümünü alacak ve burada tam olarak ne konuşulduğunu bize ayrıntılı bir şekilde sunmuş olacaklar ve ben iddia ediyorum. 26'sında görülecek olan ikinci duruşmada Narin cinayetinin düğümü büyük ölçüde çözülebilir. Hem bu görüntüler hem de dosyaya istenen ve girecek olan yeni gelişmelerle Narin cinayetinin düğümü çok büyük ölçüde çözülebilir. Çünkü bildiğim kadarıyla adli tıptan beklenen belli raporlar da var. O tarihe mahkeme heyetinin talep ettiği e, Diyarbakır Barosu'nun talep ettiği hem bu görüntülerin dökümü hem adli tıptan e, istenen belli raporların analizi dosyaya girdiğinde ikinci duruşmada Narin e, cinayetine dair e, sır büyük ölçüde çözülebilir. Bu birincisiydi. Şimdi bir de ikincisi var onu da e, eğer görüntüleri varsa arkadaşlar verir. Salim Güran'a bir de şu sorulmuştu. Hem iddianamede var bu hem HTS raporlarında var e, denilmişti ki sen Narin öldürüldüğü öldürüldükten sonra yaklaşık 7-8 saat sonrasına denk geliyor. Narin'in e, 15-30 gibi hayatını kaybettiğini 16 gibi hayatını kaybettiğini düşünürsek 22-47 gibi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu eğer tutmaz deresine gittin mi denilmişti. HTS kayıtlarına bakılarak orada sinyal veriyordu çünkü. Salim Güran da demişti ki hayır gitmedim imkansız orada değildim gibi ifadeler kullanmıştı, yalanlamıştı yani, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yere gittiğini. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Şimdi yine dosyaya giren yeni bir görüntü var ve bu görüntüde e, onu da e, dün yine e, ajanslarda geçti. Bu görüntülerde de e, onlar da iyileştirilmiş, daha önceden dosyaya girmişti fakat tam %100 net değil, iyileştirilmiş ve bu görüntülerde de Salim Güran'ın Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu eğer tutmaz deresine 22-47'de gittiği sabitlenmiş oldu. Artık kesinleşmiş oldu. Yani mahkemede de yalan ifade vermiş ve o konuda da o konuda da mahkemede yalan ifade vermiş olduğu delilleriyle ortaya çıkmış oldu. Ya inanılmaz bir şey. Peki bu mahkemenin seyrini değiştirecek gelişmeler ikisi de değil mi bu anlattıkların günün sonunda? Tabii bunlar çok kuvvetli e Deliller. Şimdi bu konuşmaların biz belli kısımlarını çözdük. İyileştirilmiş hali de var bu seslerin. Belli kısımlarını çözdük. İşte anlatma, söyleme. Ben bilmiyorum de gibi. Bask. Enes Enes Güran'ın bu arada direkt videoya başlar başlamaz izleyicilerimiz de görüyordur, izli, izliyordur Video başlar başlamaz konuşmanın, sorgulamanın en eski olduğu çok net bir şekilde belli. En eski ke kelimesi orada geçiyor. Akabinde söyleme, anlat, e ben bilmiyorum de gibi ifadeler var. Yani bunların. İspanya. O bölümü o bölümü dinletmeye çalışayım sesi maksimum açarak. <laughs> Evet net duyuluyor. Enes'i mi gördün? Enes'i evet. mi gördün? Evet. Ee, yani ana e, fakat burada da şöyle bir şey var bu e, sorgulanan kişi konuşmalarında bana Enes'le ilgili şeyler e, sormadılar gibi bir ifade var e, verdiği demeçlerde. Onun da e, yalan olduğunu aynı zamanda görüntülerden anlamış oluyoruz. Yani direkt sorgulama doğrudan Enes'le ilgili. İnanılmaz bir şey ya. Peki bugün Dilan Polat'la da ilgili acayip bir haber okudum. Ee, önce şunu göstereyim, daha doğrusu bir dakika. Önce haberi haberi söyleyeyim. Ee, son e, okuduğum habere göre biliyorsun ki e, hem Engin Polat hem Dilan Polat hem de bu dosyada yargılanan tüm sanıklar için vergi kaçakçılığı suçundan ayrı bir masak soruşturması vardı. Burada kamuyu 300 milyon dolar kadar zarara uğrattıkları ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili olarak da 40 yılla 20 yıl arasında değişen hapis talepleri vardı. Fakat bugün öğreniyoruz ki Masak soruşturma raporunda şöyle bir şey de yazılmış. Vergi kaçıran herkese hapse atarsak Türkiye'deki herkese hapse atmak zorunda kalırız falan gibi bir kanaat mı oluşmuş? Ne olacak bu Engin Polat, Dilan Polat konusu? Ya görünen çok net olan şu var. Hem yeni dosyayla hem o esas e, kara para aklama diye açılan ve sonrasında evrilen dosya ile net olan şu var ki e, bu vergi kaçakçılığı e, soruşturmasına dönecek. Ve Dilan ve Engin Polat'a zaten devlet belli şeylerine tedbir koydu ya örneğin arabalarına vesaire tedbir koymuştu. E, yaklaşık 300 milyonluk bir arabaydı o. E, el konulan arabalar 300 milyonluk bir arabaydı. Görünen o ki bu sürecin sonunda bu suçlardan yatarı olmayan cezalar Dilan ve Engin Polat'a ve oradaki belli o şirket yöneticilerine verilecek fakat işlerine devam edecekler sadece bu vergi kaçakçılığından dolayı bir ceza kesilecek. Herhalde o cezalar da el koydukları şeye mahsup edilecek. Ha, o kadar şirketlerine el konacaklar Tabii. yani hayat devam edecek yani öyle mi öyle görünüyor bu çünkü ceza soruşturması olmaktan çıkıyor yavaş yavaş ceza soruşturması olmaktan çıkıyor bu ve vergi kaçakçılığı e, dosyasına dönüyor vergi kaçakçılığıyla ilgili de e, çeşitli matrah artım artırımlarıyla ve e, o e, cezayı yatar olmayan bir ceza alırlarsa alırlar zaten eee yani iki yıldan başlar fakat bu zaten iki yılın Türkiye'de herhangi bir yatağı yok. Evet, evet. ee, onun akabinde de verilen e, vergi kaçakçılığı cezası maddi olarak mahsuplaşmayı da büyük ihtimalle ödeyeceklerdir. Ne diyeyim işte bu kadar demiş Nilay ben de aynı fikirdeyim işte bu kadar.